Sırlar Odası'na şimdi yani. Evet, ufak bir gerginlik başlamış olması lazım şu an. Ya çok açıkçası işte çok fazla değil yani. Sallama oğlum. Cümle kuramadım. Öncelikle abicim yepyeni bir tepki kolik bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk. Tepki kısmını abi geçmeden önce birçok kişinin merak ettiği bazı sorular var kurelikle ilgili. Sana onu sormak istiyorum. Evet. Sonrasında online yemek siparişi uygulamalarında kuryeler hakkında yazılan yorumları okuyarak yorumlayacağız. Günümüzde sokaklarda artık sürekli motorlu kuryeler görüyoruz. Online market siparişleri, yemek siparişleri gün geçtikçe fazlalaşıyor. Evet. Peki abi sen günde ortalama kaç tane sipariş teslim ediyorsun? Abi ortalama 30 diyeyim sana. Yani günden güne değişiyor. Maaş günleri çok önemli mesela. Maaş günlerinden sonra artmaya başlar. Evet. Hatta şu insanların kredi kartı ekstresinin kesim gününe göre bile değişiyor ama ortalama 30 oldu oluyor. 50 oldu oluyor. Hani 30-50 arası diyelim. Genel olarak yani molaya çıktığın zaman da varsayarsak yani bir 11 saatte 25-30 paket gidiyor. Yani ya hiç durmadan aslında sipariş teslim ediyorsun. Tabii hiç durmadan. Yani bayram seyran olmadığı sürece, izinler olmadığı sürece insanlar evine artık sürekli eve sipariş veriyor zaten. 25 diyebiliriz ortalamaya ama hani rekorun ne dersen 50-60'ın var. Gerçekten evet. Bir günde 60 tane sipariş veriyorsun. Kaç saat çalışıyorsunuz ortalama? 12 saat. Bir hesap yapıyorum 60 mesela. Değil 50 dedim. Yani 50 dedim, 50, 60 diyecektim, ortalama verecektim yine 50. Net 50. Attığım belli olmasın diye. Yok. Net 50'm var. Diğer mesleklerle kıyaslandığında kuryelik stresli veya zor bir iş mi? Nerede çalıştığına bağlı birincisi, hangi şirkette çalıştığına bağlı. Ama kuryelik gerçekten kafanın çok rahat olduğu bir iş. Çünkü yaptığın bir şey yok. Yani açıkçası büyük bir vasıf da gerektirmiyor. Motor sürmeyi biliyorsan alıyorsun paketini götürüp veriyorsun, alıyorsun veriyorsun. Çok bir stres yok. Yani her işin zorluğu var ister istemez ama gerçekten zor. Yani ben ilk işe gireceğim zaman hep şey diyordum ya, zaten motoru kullanıyorum, motoru seviyorum. Bunu işe dönüştüreyim diyordum. Bir de hani işte herkes işte 12 saat çalışmanın zorluğundan bahsediyordu. Ben şey diyordum hep yani 12 saat paket düşmez herhalde ya. Hani gelmediği zaman illaki oturursun dinlesin diyordum, öyle bir şey yok. Ölüm tehlikesi çok yüksek olan bir iş. Diyorlar ki abi şu arkadaşımız kaza yapmış. Yaşıyor mu diyorum. Hani bir yeri kırıldı mı, bir şey oldu mu yok. Yaşıyor mu? Yaşasın yeter. Abi iyi hastanede. İyi diyorum çok şükür. Yani kuryelerin bir yeri kırıldıysa biz seviniyoruz. Evet. Çok fazla ölüm var. Basına çok yansımasa da. Motosiklet kullanmak her zaman bir tehlike, hususi olarak da ticari olmakta. Stres bakımından da bence aslında stresi değil. Mesai saatimin 12 saat olduğunu düşünelim. 12 saat mesain bitti, evime gittim, bir tane aklımda şey yok, iş yok. Bizde de böyle bir avantaj var. Benim mesain bittiği anda kafamda da biter yani iş. Geçiyoruz abi. Online yemek siparişi verdiğimiz sitelerde yer alan kuryeler hakkındaki yorumlara. Çok seviyorum. Onlara da şöyle bir hemen bakalım neler yazılmış. Kuryenizi acil değiştirmelisiniz. Şirketin sahibi gibi havaları var. İnsanı dövecek gibi. Biraz güler yüzlü olur insan. Restoran cevabı. O gün kuryeyi kovmuştum. Yerine ben geldim. Abi çok güzel cevap ya. Gerçek mi acaba? Ben geldim, mekan sahibiyim zaten. Hiç geri vites yok. Evet. Yani mekanın sahibi benim, işine geliyorsa demek istemiş. Tank life yapmış adam. Şimdi burada ya kuryeyi koruyor. Aynen. Ya da gerçekten şirketin sahibi. Yok tabii. Abi şirketin sahibi ise sağlam lafını koymuş ama yine ayıp yaptı yani insan güzel güler yüz gösterir. Şu anda sen de bana gülümsüyorsun. Zorunda değilsin yani. Ben de sana gülümsüyorum. Zorunda değilim. Ama bu bir artıdır yani. Tabii. Bunu zorundalıkmış gibi yaparsan zaten olmuyor o iş yani. Mutlu bir şekilde gülümseyeceksin. Mutlu olacaksın yani. Ne bileyim kötü bir gün geçiriyordur. Her zaman insan güler yüzde olamıyor yani değil mi? Hani senin oluyor mu kötü günlerinde zoraki gülümseme işte bilmem mecbur, ne yapma? Tabii ki de. Ama ben tabii hep şey diyeyim yani o kapının eşiğinde anlık da olsa işte hani merhaba. Çünkü 3 saniyem 5 saniyem geçecek. Evet. İşte ben buna rağmen bunu yaptığımda karşı taraf bunu yapmayınca diyorum ki ya aman Allah'ım. Kimlerle uğraşıyoruz? Kimlerle uğraşıyoruz? Gerçekten. Okey, devam. 5 oyun PUBG oynadım. 3 defa win aldık. Anayasa çalıştım. Arkadaşlarla halı sahada maç yaptık. Duş aldım. Sipariş vermeden önce mevsim yazdı. Sonbahar oldu. Öyle geldi. Lezzet de sen yok. Servis de yoktu. Yine de siz bilirsiniz. Bu arada restoran bir üst sokaktaydı. Yani çok geç geldiğinde yakınıyor burada arkadaş da. Aynen. Burada biraz abartmış sanki. Hani geç geldiniz deyip bir puan vermek yerine bayağı arkadaş işsizmiş ki. Bir paragraf yazmış yani. Bir de düşünmüş mü acaba halı sahada maç yaptık. Başka yazdı kış oldu. Mesafe olarak çok da önemli değil. Çünkü restorandan paket çıktıktan sonra benim 3 kilometre ile 3 kilometre mesafeye gitmemle 6 kilometre mesafeye gitmem arasında 5 dakika fark var. Hani genelde restoranlardan çıkmıyor o paket genelde. Ecza deposunda çalışıyordum uçuk kremi. 25 kilometre boyunca beni 10 kez falan aradılar. Çabuk gelsin çok acil çok acil. Ya uçuk kremi ne kadar acil olabilir yani. Prezervatif.
Eczanede bekliyor adam, kalmamış elinde, acil getirsin. Ya ne kadar acil olabilir arkadaş? Bir dakika dayandım. Hani bir dayanı ver. Hani eczaneye getirsem orada mı kullanacağım? Biraz sakin olun ya. Sipariş veriyor, geç götürdük, tamam mı? Siparişi artık iptal etmek aşamasına gelmiş ya da su olmuş. Götürüyorum kapıya, ben bunu almayacağım. Abi arayıp söylesene. Bir götürdünüz, o restoran kuryeleri bilirler. Bir götürdünüz, götürdüğünüz o adres bahşiş veriyordur, değil mi? Kuryeler kendi aralarında şey yaparlar hani. Oraya denk gelmek için, o siparişi götürmek için çünkü bahşiş veriyordur. Hani bir şey olduğunda atıyorum mesela o adres başkasına düştü ya. Böyle yapıyor, o bahşiş veriyor bak oraya gidiyor. Hızlı git oraya diyor, hadi hemen git bekletme falan oluyor, evet. Aynı şekilde suratsızdır, kapıyı çarpar, hiçbir kurye onu sevmez. Eğer o mimliyse oraya kimse gitmek istemez ve özellikle de onu yemeye geç gider. Peki mesela şey oluyor mu? Atıyorum geç kaldınız, bir bahane. Ya nedir? En meşhur bahaneyi bir söylesene bana. Motor arıza yaptı. Her zamanki gibi lezzet efsaneydi. Kurye çok mutsuz gibiydi. Sırf o kendini iyi hissetsin diye 1 TL para üstüne almadım. İnşallah durumu şimdi iyidir. Bunun tarihi çok önemli. 1 TL çok değişti yani. Bahsettiğiniz kurye bahşiş alır almaz inşallah. Kendisini en son Maldivler sahilinde denize karşı Malibu içerken görmüşler. Mükemmel bir cevap. İşte ben de keşke bunları görebilsem. Adam 1 lira ya. Ha şimdi lira. Herkes 1 lira verse bir kıymeti vardı. Abi senin verdiğin 1 liradan yani hiç, hatta uyuz olmuştur yani. Kapı açılsın diye o diyafonları, düğmelerini oraya böyle 5'er lira dizdik böyle. Hep durur orada. 8-10 tane 5 lira duruyor. Hani aramayalım falan filan diye. Direkt çıkarıp oradan veriyoruz. Gerçekten bir süre sonra şey olmaya başladı. Hani onun hangi birine vereceğiz? Parayı hani, yetmez. Gerçekten yani. Yetmiyor hani. Hem kurye tarafından anlayışlı olmak lazım hakikaten. Hem müşteri tarafından anlayışlı olmak evet. lazım. Varsa ver. Yoksa teşekkür et. O bile gerçekten o vereceğini... Kolay gelsin de bir şey de. 1 liradan çok daha mutlu ediyor insanı. Bir keresinde abi benim evime yemek sepeti kuryesi geldi. Verdiğim siparişin tutarını hatırlamıyorum. Neyse 50 lira verdim kardeşim üstü kalsın diye ısrar ediyorum böyle. O da yok abi kalması falan diye. Ya kalsın diyorum. Yok abi kalması falan. Neyse dedim tamam ver. Yani herhalde bahşiş almak istemiyor. Öyle bir prensibi var. Çıkarttı 25 kuruş verdi. Vallahi abi. Ben de zannediyorum hani 3-5 lira bir şey kaldı. Çok utandım ya. Böyle baktım suratına. Dedim kanka kusura bakma ben çok kalmış sanıyorum. Bahşiş beklentiniz var mı? Yok ya? Sıfır. Yani mesela eskiden çalıştığım zaman bir heyecan vardı. Giderim abi bu adres bahşiş. Ezberlerdik adresi. Bu adres bahşiş veriyor. Bu vermiyor. Bunu bilirdik yani. Şimdi bahşiş olayı online sipariş muhabbetinden dolayı tamamen gitti yani. Ben normalde bizde mesela kapıya bırak git ya. Ben gitmiyorum. Ha, bırakıyorum öyle bekliyorum. Biraz atıyorum. Belki bahşiş, belki bahşiş veririm. Oluyor mu çok bahşiş veren? Yok olmuyor. Yani online'da olmuyor. Bir bahşiş olayı yok gibi. Belki benim dediğim gibi bölgesel de fark edebilir. Ama çok da aman aman bir şey yok yani. Online bahşiş olayı var. Ya ona da şimdi bak. Şöyle söyleyeyim, adam seninle kapıda kalıyor, şimdi sen bozuk arıyorsun bilmem ne falan, o an öyle bir verme gereksinimi hissediyor, vermeliyim falan. Ama adam seninle kapıyı kapattıktan sonra o tuşa basmıyor genelde. Basan da var, teşekkür ediyorum buradan ama hani o şey yok yani artık. Bir beklentim yok öyle söyleyeyim, ben maaşımı bekliyorum, başka hiçbir beklentim yok. Kuryenin hız desibelini açtı, ben böyle bir hız görmedim. Lakabı Speedy Gonzales'tir kuryemizin. Teşekkür ediyoruz, afiyet olsun. Restoran cevap çok tatlı olmuş gerçekten. Kaç dakikada gelmiş olması lazım böyle bir yorum? Böyle güzel bu kadar hızlı denmesi için herhalde bir yarım saat diyorsa 20 dakikada falan mı gelmesi lazım? Yani? 20 dakikadan önce gelmesi lazım. Böyle bir yoruma ben 1-2 dakikadan aşağı gelen kuryeye yazmam yani açık konuşayım. Tabii canım çünkü çok iddialı. Yorumları çok seviyorum. Çok eğlenceli ve öyle bir şey de bunun gibi aynı. Öyle bir cevaplar, öyle bir yorumlar var ki ya şey diyorsun ya nasıl aklınıza geldi ya bunlar? Hani nereden aklınıza geliyor abi? Otursan aklına düşünsen aklına gelmez. Okuyor musunuz abi siz böyle restoran ya da başka bir yerden size gelen yorumları? Abi ben bu yorumları okumayı genelde seviyorum yani. Daha doğrusu sipariş vereceğim bir restorana giriyorum. Yani. Oradan okuyorum. Bana yapılan yorumları çok görmüyorum aslında. Çok görmüyorsun. Aynen. Kurye asker kaçaymış. O yüzden çevirmeye yakalandı dendi. Siparişini verdikten 1 saat 25 dakika sonra müşteri saygın sıfır rezalet. Yani aslında olma ihtimali de yüksek. Öyle mi? Tabii yani sonuçta çok insan var. Çoğu erkek zaten. Yani hepsinin bir şeyi olabilir. Şimdi abi şunu sorayım. Bunun yalan olma ihtimali sence yüzde kaç? Yani... %99. Trafik polisi durdurdu. Ehliyetime bakacak. Ehliyetten tık çıktı asker kaçarsın. Bekledi de asayiş gelecek. Bekledi asayiş gelsin. Trafik ya şimdi işlem yapamıyor. Ben asayişi bekledim. Asayiş tutanak tuttu. Askerlik şubesine gittim. Tecil yaptırdım mesela. Bu ihtimal var ama hani öyle inzibat gelip koluna tutup götürmemiştir yani. Bu ihtimal var. Adam arıyor mesela. Nerede kaldı siparişim? Abi kaza yaptım. Ya da ben çok geç gidiyorum. Adam diyor ki ne yapacaksın? Neredeydin yani? Artık şirkete şikayet etmesin diye şey diyorum. Abi kaza yaptım. İşte yolda biriyle tartıştım ya da bir yere vurdum. Ne bileyim
İşte hastalandın. Çok bu tarz alanları çok konuşuyoruz. Evet, yani. Böyle. Allah affetsin. Restoranın yalanı genelde şudur. Kuryenin lastiği patladı. Kurye kaza yaptı. Kuryenin motoru bozuldu. Kuryeyi polis çevirdi. Bu arkadaş aşmış ya. Kurye asker kaçaydı. Bu İnandırıcı değil. Hikaye var, senaryo var. Müşteriyle kafa bulmuş. Yani bayağı müşteri hani beklediğinden dolayı haliyle haklı olarak hani nerede kaldı bu kadar saat, bir saat deyince o da saygısız bir şekilde gerçekten müşteriyle asker kaçaydı da polis çevir diye çevirmiş. Şeydi, başka bir hoş değil yani. Hoş olmamış restoran cevabı. Evet. Şöyle son bir yorumumuz daha var. 14 yaşında bir çocuğa motorlu kuryelik yaptırmak ilginç. Kesinlikle katılıyorum. Evet, haklısın. Bu yüzden ilk ve son siparişim olacak. Puan konusunda bu yüzden düşük verecektim ama yeni katılmışsınız. Ortalamanız bizden düşmesin. Yine de iyi niyetli. Restoranın cevabı. Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşında sefere çıktığı bir geçmişimiz var bizim. Bu arada kuryemiz Mücahit 18 yaşında. İlginiz ve yorumunuz için teşekkür ederiz. Ha, burada Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşında sefere çıktı. Abi adam da yani. Kardeşim sen ya, kuryeyle adam fethediyor falan, onu yetiştiriyor ortam yok. Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşında sefere çıktı diye bir açıklama, bu olamaz. O zaman bütün 12-13 yaşında çocuklar gitsin çalışsınlar yani. Bu hoş bir şey değil. Gerçekten 18 yaşındaysa sıkıntı yok ama sadece şey yazabilirdi. Yani kuryemiz 18 yaşında ama küçük gösteriyor yazabilirdi. Ya kafa bulmanın alemi yok ya. 18 yaşında olup da çok küçük gösterme ihtimali tabii yüksek yani. Bu yorum yapıldığına göre büyük ihtimalle minyon tipli de olabilir. Ama 18 yaşında gayet normal bir yaş yani, ehliyeti falan varsa. Şimdi Mücahit kaç yaşında bilmiyorum ama ben burada müşterinin duyarını çok tebrik ediyorum yani. 14 yaşında bir çocuğun kuryelik yapmaması lazım. Ha, elinden bir şey gelmiyorsa müşterinin yaptığı gibi bunu eşkere bir şekilde yazarsın. Sipariş vermeyi de kesersin. Yani Mücahit de muhtemelen 18 yaşında değil zaten. Bence yani 18 yaşında. Hani niye 19 değil mesela? Böyle tam kılı kılına 18 yazıyor ki. Evet. İhtimal olsun yani. 20 değil, 18. Şimdi şunu da sorayım şimdi. Mesela 14-16 yaşındaki kişileri sen mesela hiç denk geldin mi kuryelik yaparken? Oluyor mu hakikaten? Oluyor böyle? Oluyor abi. Çok küçük çocuklar sorusuyor. Genelde kendi çocuğunu falan gönderiyor o yüzden. Ha öyle mi? Tabii de. Küçük çocuklar oluyor. Ya motor sürmeyebilsin yeter. Ehliyet yaşını 16'ya düşürdüler. Motosiklet ehliyeti alabiliyor 16 yaşında çocuklar. Çalışabiliyorlar. Keşke çalışmasalar. Ben hep şey düşünüyorum. 25 yaşına kadar gençler kuryelik yapmasın. Keşke öyle bir ülkede yaşasak. Deseler ki hangi sinemaya gideyim? Hangi dili öğreneyim? Tabii. Hangi kitabı okuyayım? Hangi arkadaşımla bu akşam bir yere çıkayım? Bunu düşünseler keşke. 16 yaşındaki çocuk kuryelik yapmasın ya. Çok ucuza çalıştırıyorlar çocukları. Evet. Konuşuyorum bak arkadaş, bu iş bu paraya da yapılmaz. Hani yapma. Git başka yerde çalış. Çalışacaksan ihtiyacın olabilir. 16 yaşındasındır, ihtiyacın vardır. Olabilir, bunda bir sıkıntı yok. Ama bu paraya, bu şartlarda bu işi yapma mesela. Ehliyetin yok. Sen diyorsun ki ben ehliyetim yok. Kaza yapsam motorumu iş yeri yapacak. Öyle anlaştık. Yaya vursan ne olacak? Evet, tabii. 12-13 yaşında mahalle aralarında işte ufak dönercilerde çalıştıranlar da var. Kesinlikle denetimlerin artırılıp bu çocukların çalıştırılmaması ve iyi şekilde yönlendirilmesi lazım. Bu toplumsal bir sorun aslında. Evet abi, yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Ağzına sağlık. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Videonun altına yorumlarınızı esirgemeyin. Benimle alakalı olan yorumlarınızı da lütfen yazın. Çünkü ben de yakın zamanda YouTube'a başlamayı düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz abi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Geçmiş olsun. Bay bay.